Hırsızlık için girdiği evde tam bir hafta kaldı. Yedi, içti, uyudu. Üstelik o bir hafta boyunca ev sahipleri de aynı apartmanda bir üst kattaki dairelerindeydi. Yani hırsızla burun buruna yaşadılar ama çok geç farkına vardılar. Hırsızın evini haline getirdi. Ne görüyorsunuz? Gelmiş araba malzemeleri, kuru erzak, bilmem ne, hatta oturmuş yemek bile yemiş. Hırsızlık için girdiği dairede bir hafta boyunca kendi evi gibi yaşadı. Yemek yedi, uyudu, ortalığı talan etti. Pişkinliğiyle pes dedirtti. Bu eve arkadan sürekli hırsız girmekte. Elektrik tesisatı çekmiş kendine. Bir yaşam kurmuş kendine orada yani. İddiaya göre o hırsız sürekli mahallede geziyor ve bir başka iddiaya göre de uyuşturucu bağımlısı. En son olarak işte bu apartmana geldi. Arka taraftaki kapıdan apartmana girdi ve bir hafta boyunca bu dairede yaşadı. Ev sahibi yaşlı çiftse alt kattaki dairelerinde olan bitenden habersiz geçirdiler bir haftayı. Dün bazı sesler duyunca şüphelendiler. Kadın çıktı balkona, hemen gelin dedi. Ondan sonra çevreden koşanlar oldu. Komşular eve girdiğinde gözlerine inanamadı. Çünkü hırsız evi kendinin gibi benimsemiş, bir hafta boyunca orada keyif yapmıştı. Pencere var, pencereden içeri girdiler. Ne yapıyorsun, ben burada yatıyorsun dediler. Orada yemek yapmış kendine işte. Bütün odalar böyle dantel gibi darma duman olmuş. Polis çağrıldı, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen hırsız gözaltına alındı. Yaşlı çift ise şimdilik o apartmandan ayrıldı.